العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. تشفى الله إليك يا عباس، تشفى الله çeksin tekrar bağlasın. Yani uçları değiştirsin. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ اَسْتَعِنْزُ بِاللّٰهِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ فَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde üzerinde durduğumuz konuya, mevzuya kaldığımız yerden yine devam etmek suretiyle vaktimizi, zamanımızı, saatimizi değerlendirmeye çalışalım. Geçen cuma sohbetimizde, dersimizde insan hayatının yeryüzündeki diğer mahlukatın hayatı arasındaki konumunu, durumunu ve önemini anlatmaya çalışmıştık. Ve özellikle Sure-i Maide'deki şu mukaddes ayet üzerinde açıklamalarda bulunmuştuk. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard feke ennema katelen nase cemi'a ve men ahyaha feke ennema ahyen nase cemi'a. Ayet malum. Yeryüzünde bir kimse haksız yere bir kimseyi öldürse, katele, Arapça öldürmek demek. Tamam. Yeter. Katele, öldürmek, katil kelimesi buradan geliyor. Bir kimse bir kimseyi haksız yere öldürse, olur ya, olmuyor değil. Hatta şu anda yeryüzünde belli başlı 5 tane kıta var. 5 kıta diyoruz. 5 kıtayı içinizde bilmeyen yok. Avrupa, Asya, Amerika, neyse Avrupa. 5 kıtayı araştırın, inceleyin, soruşturun. Afrika kıtası hariç, Afrika'yı biliyorsunuz. Allahu Teala Afrika'yı çok farklı yaratmış. Afrika'daki yerli insanlar, Afrika'da doğan, Afrika'da yaşayan, Afrika'da büyüyen insanlar diğer kıtalardan farklı. Oradaki insanların rengi siyah. Siyahi dediğimiz Afrika kıtası hariç, ondan sonra dünyada haksız yere insanların ilimsizlikten, tedbirsizlikten, fakirlikten, acizlikten, sıkıntıdan, sarsıntıdan, stresten, bunalımdan, kahırdan,
katilden, insanların haksız yere öldürüldüğü ülkelerin başında Türkiye geliyor. Afrika hariç. İnsanların haksız yere kanlarının oluk oluk aktığı ülke Türkiye. Ya bu konunun senenin her günü ele alınması lazım. İnsanların öldürüldüğü dünyadan çok daha önemli bir hadise. Bakınız Hazreti Muhammed Mustafa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Amin. Buyuruyorlar ki katlül mümini, bütün sahih hadis kitaplarında var. Katlül mümini, inanmış Müslüman sıfatlı bir insanı öldürmek. Yeryüzünde mekan belirtmiyor, coğrafya belirtmiyor, dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanı öldürmek. Allah aşkına Müslümanlar, Allah katındaki halimizi, yolumuzu iyi bilmek zorundayız. Katlül mümini, bir Müslüman kimlikli adamın öldürülmesi. E'azamu indallahi, Allah katında bir Müslüman kimliğini taşıyan bir insanın öldürülmesi e'azamu, daha büyüktür min zevali dünya, dünyanın tamamının yok olmasından daha büyük bir hadisedir. Peygamberimiz Efendimizin bir Müslümanın öldürülmesini bakınız Allah aşkına Müslümanlar nasıl değerlendiriyor. Hadisi bir kere daha okuyorum. Katlül mümini e'azamu indallahi min zevalid dünya. Haksız yere bir Müslümanın öldürülmesi yeryüzünün tamamının yok olmasından daha büyük bir tehlikedir, büyük bir felakettir Allah katında. E şimdi bakın yeryüzüne. Yeryüzünde 100 kişi ölüyor veya öldürülüyorsa bunun 90'ı Müslüman. Öldürülen Müslüman, katledilen, kahredilen, mülkiyetleri, hürriyetleri, zürriyetleri parçalanan insanların başında Müslümanlar geliyor. Ve bir Müslümanın öldürülmesi Allah katında bütün dünyanın yok olmasından daha büyük bir felaket olarak değerlendiriliyor. Ne olacak şimdi? Hocam bundan sorumlu muyuz? Kardeşler, değerli müminler, ne kadar sorumluyuz, ne kadar sorumlu değiliz? Bunları düşünmek zorundayız, öğrenmek zorundayız, araştırmak zorundayız. Beni ne alakadar eder diyemezsiniz. Beni ne ilgilendirir, o benim meselem değildir diyemezsiniz. Aynı memlekette yaşıyorsunuz, aynı gemide gidiyorsunuz, aynı teknedesiniz. Aynı coğrafyadasınız, aynı havayı, suyu, toprağı paylaşıyorsunuz. Neme lazım diyemezsiniz, beni ne alakadar eder diyemezsiniz. Mümkün değil. İman ile direkt alakası var. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam meseleye çok değişik açıdan bakıyor. İmanla çok yakından alakası var. Mesela ne diyor Efendimiz? Bakın bir ölçüsü, çok ciddi, çok sahih bir hadisiyle meseleyi bakın nasıl bir ölçüye bağlamış. Yine imanla alakalı. La yu'minu ehadüküm. Bakın la yu'minu. Gerçek mümin sayılmaz. Gerçek Müslüman olamaz. Gerçek mümin olamaz. Ehadüküm, sizden biri. Peygamberimize bakın. Ne zaman olur? Hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kendisi için arzu ettiği rahatlığı, ferahlığı, huzuru, barışı, selameti, saadeti, mutluluğu,
dili, güzelliği, temizliği, serveti, Allah'ın verdiği nimetleri, zinetleri, kıymetleri, kendisi için istediği nimetleri, kendisi için arzu ettiği her türlü nimeti, bereketi, hayrı, hakikati diğer bir Müslüman kardeşi için de, diğer Müslümanlar için de istemedikçe vallahi gerçek mümin değildir. Ölçü bu. Yani bir tarafta insanlar parçalanacak, kanları akacak, türlü hakaretlere imanından, dininden, ahlakından, itikadından dolayı hakarete maruz kalacak, zorlanacak, bir takım insanlar burnunuzun dibinde inim inim inleyecek, siz de gece teheccüd namazını kılmaya kalkacaksınız, günde şu kadar tesbih çekeceksiniz ve siz mükemmel Müslüman olacaksınız. Peygamberimiz böyle bir ölçüyü ortaya koymamış. Kendisi için arzu ettiği barışı, huzuru, rahatlığı, serveti, kıymeti, nimeti diğer Müslümanlar için de arzu etmedikçe, paylaşmadıkça, zihninde, aklında, beyninde bütün Müslümanları aynı huzurda, aynı rahatlık içinde hissetmedikçe kendisini rahat hisseden Müslüman gerçek Müslüman değildir. Ölçü konmuş, ölçüyü koyan ben değilim. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ölçü konmuş. Bu ölçüye göre kıyaslamak lazım. Mukayese etmek lazım. Katlül mümini e'azamu indallahi min zevalid dünya. Bir müminin öldürülmesi, haksız yere öldürülmesi Allah katında dünyanın tamamının yok edilmesinden daha kötüdür diyor. Şimdi düşünmek lazım. Bizi ne kadar alakadar ediyor, ne kadar bizi ilgilendiriyor. Bununla da alakalı yine Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hemen hemen çok ciddi İslami kaynaklarda, kitaplarda yerini almış bulunan şu hadisi sahihi huzurunuza arz edeyim. Bizi ne kadar alakadar ediyor? Veya nereden bizi, hangi noktadan bizi alakadar ediyor? Bu Müslümanların öldürülmesi, insanların haksız yere öldürülmeleri, kanlarının akıtılmaları, seyirci olmakla kurtulabilir miyiz? Bizim de vebalimiz var mı? Bizim de katkımız var mı? Sorumluluğumuz var mı? Bizim de uzaktan yakından bir alakamız var mı? Bu hususlara ışık tutan bir hadis-i sahihi sizin huzurunuza arz ediyorum. Buyuruyorlar ki: "La yakifenne ahadukum mevkifen yuktelu fihi raculun zulma." Aman ya Rabbi. "La yakifenne ahadukum mevkifen yuktelu fihi raculun zulma." Bir yer düşünün. Bir yer, bir ülke, bir bölge, bir belde, bir mekan, bir mahalle, bir muhit, bir semt düşünün. Orada zulüm kelimesini kullanmış, yani haksız yere. Haksız yere insanlar öldürülüyor. Haksız yere insanların öldürüldüğü bir mekan, bir alan, bir bölge düşünün. Siz de öyle bir yere yaşıyorsunuz. İkamet ediyorsunuz. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, bakın Allah aşkına Müslümanlar. "La yakifenne." Sizden hiçbiriniz. Ehadüküm sizden biriniz demek. Sizden hiçbiriniz insanların haksız yere öldürüldüğü bir mekanda, insanların haksız yere öldürüldüğü bir beldede, bir bölgede sakın bulunmasın, orada oturmasın, orada ikamet etmesin. Fesübhanallah. Ne olur? Çatır çatır insanlar öldürülüyor. Cayır cayır insanlar öldürülüyor. Hastahanelerde bakımsızlıktan, hekimsizlikten, ilaçsızlıktan, ameliyat parası bulamamaktan,
ilaç alamamaktan, açlıktan, sefillikten, yoksulluktan ve beslenememekten yahut tecavüzden, saldırıdan, çeşit çeşit sebeplerden insanların haksız yere zulmen öldürüldüğü bir mekanda, bir alanda, bir mahallede ey Müslümanlar sizden hiçbiriniz orada bulunmasın, durmasın, oturmasın. Hocam buna imkan var mı? Nasıl durmayalım? Nereye gidelim? Dediğinizi hissediyorum. Ha, o zaman neticeye kusura bakmayın. Kusura bakmayın Müslümanlar. O zaman işte neticeyi kabullenmekle karşı karşıyayız. Neticesi nedir seyirci olmanın? Tedbir almıyorsunuz, bir çare düşünemiyorsunuz, toparlanamıyorsunuz, bir araya gelemiyorsunuz, bütünleşemiyorsunuz, paylaşamıyorsunuz, haklaşamıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz. Öyleyse lütfen kusura bakmayın, neticeye razı olun. Nedir netice? Şimdi söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Allahümme salli ala Muhammed. Bakınız netice şu. Fe innel la'nete tenzilu ala kulli men hadara fih ve lem yedfa'hu anhu. Hadis bitti. Böyle bir insanların haksız yere öldürüldüğü, cayır cayır katledildiği bir mahallede, bir bölgede durmayın, oturmayın, ikamet etmeyin, orada kalmayın. Çünkü fe innel la'nete, bakın lanet kelimesi geldi. Allah'ın Resulü kolay kolay lanet kelimesini kullanmıyor. İçinizde lanet kelimesinin zıddını bilmeyen yoktur. Dinimizde biliyorsunuz her kelimenin zıddı var. Zıt. Her kelimenin zıddı. Lisanımızda, Türkçemizde, bütün dünyanın dillerinde, lisanlarında, kelimelerinde, konuşmalarında biliyorsunuz her kelimenin zıddı var. Zıt kelimeler. Mesela gece dediğiniz zaman onun zıddı gündüz demek zorundasınız. Gecenin zıddı gündüzdür. Acının zıddı tatlıdır. Hakkın zıddı batıldır. İmanın zıddı küfürdür. Adaletin zıddı zulümdür. Her şeyin zıddı var. Öyle inanıyorum ki lanet kelimesinin de zıddını biliyorsunuz. Lanet kelimesinin zıddı nedir? Rahmettir. Rahmet kelimesinin zıddı lanettir. Mesela bir kimseye Allah rahmet etsin dediğimiz zaman Allah rahmet etsin duasının kelimesinin zıddı ne oluyor siz söyleyin? Allah lanet etsin. Rahmetin tam zıddıdır. Allah rahmet etsin demek Allah seni cennetine kabul etsin demektir. Rahmetin sonu cennettir. Allah lanet etsin demek ne demek siz söyleyin? Allah seni cennete sokmasın demektir. Cennetten kovmaktır. Şeytan cennetten kovulduğu için şeytana biz ne diyoruz siz söyleyin? Şeytan aleyhillâne. Bak şeytan aleyhillâne. Allah'ın cennetten kovduğu ve bir daha cennete kabul etmeyeceği tek varlık şeytandır. Onun için lanetlenmiştir. Lanetlemek demek cennetten kovmak, cennete girmesini istememek, kabul etmemek demektir. Allah lanet etsin dedin mi cennetten çıktı. Bir daha girme şansı yok demektir. Allah korusun. Yani demek ki rahmetin zıddı lanet, lanetin zıddı rahmettir. Şimdi bakın. Efendimiz buyuruyor. Fe innel lanete tenzilu ala kulli men hadara fihi. Lanet dediğimiz rahmetin zıddı olan hadise, yani lanet, tenzilü, nezele yenzilü, nazil, inmek, yukarıdan aşağıya inmek anlamına geliyor. Tepeden iner, tenzilü. Hani şimdi ticari konularda bile
alım satımda, mağazalarda, dükkanlarda bu kelimeye benzer bir kelimeyi görüyorsunuz. Ne diyorlar? Tenzilat. Bakın, tenzilat kelimesini hepiniz bilirsiniz. Yani fiyatlarda indirim, aşağıya iniyor. Tenzilat. Yukarıdan aşağıya. Burada da fe innel lanete tenzilu. Yukarıdan aşağıya lanet iner. Yukarıdan aşağıya lanet iner. Kimin üzerine? Ala külli men hadara fihi. O insanların göz göre göre haksız yere öldürüldüğü mekanlarda, mahallelerde oturan Müslümanların tepesine günün 24 saatinde vallahi lanet iner diyor. Hadi oturun bakayım böyle semtlerde. فَاِنَّ اللّٰنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَدَرَ. Orada hazır olan, orada ikamet eden, orada oturan, tesbihli tesbihsiz, sakallı sakalsız, namazlı namazsız, gece teheccüde kalkan kalkmayan, bütün Müslümanların üzerine yukarıdan aşağıya lanet iner, iner, iner. O insanların haksız olarak öldürüldüğü yerde o ölümlere, o ölülere, o cinayetlere seyirci kalan Müslümanlar seccadede sabahlasalar bile lanet tepelerine iner. Fesübhanallah. Niye düştü? Allahümme ahfazna. Ya Rabbi, ne korkunç bir şey, ne korkunç bir vebal. O halde şimdi buradan kendi hayatımıza, kendi mahallelerimize, kendi durumumuza, kendi halimize intikal edebiliriz. İnsanların haksız yere zulmen, kahren, sefalet, çeşit çeşit sorumluluklarımızı içinde bulunduran sebeplerle bu insanlar ölüyor, öldürülüyor, kahrediliyor, katlediliyor, faili belli değil, katili belli değil, yakalanmıyor, cezalanmıyor, kimse yardımcı olmuyor, kimse dikkat etmiyor, seyirci olarak bakılıyor, kalınıyor. Ama bilin ki günün 24 saatinin her saatinde sessiz kalan, seyirci olan bu milletin üzerine Hazreti Muhammed Mustafa'nın tabiriyle lanet iniyor, iniyor, iniyor. Buna razı olun. Yeryüzünde insanların haksız yere öldürülmesinden daha büyük felaket var mı? Geçen cuma ilgili ayet okumuştum. Bugün bir değişik açıdan tefsirini sunayım. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard. Haksız yere yeryüzünde bir insanı katletmek, öldürmek öyle bir günahtır, öyle bir vebaldir, öyle bir beladır, öyle bir cezadır ki فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Allah'ın huzuruna hesap vermeye gelirken haksız yere bir insanı öldüren bir katilin Allah'a hesap vermeye geldiği zaman yeryüzündeki bütün insanları öldürmüş olmanın hesabıyla gelecek. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Bütün insanları. Şimdi lütfen söyler misiniz değerli Müslümanlar? Bir insanı haksız yere öldüren bir insan, bütün insanları öldürmüş gibi olduğuna göre, sanki bütün insanları aynı şekilde katletmiş şeklinde Cenab-ı Hak meseleyi böyle değerlendirirken, şimdi lütfen söyler misiniz? Her bir insanı öldüren sanki bizi de öldürmüş gibi olmuyor mu? Ha seni öldürmüş, ha onu öldürmüş, ne fark eder? فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Bütün insanlar öldürmüş gibidir diyor. Sen de insansın. Öyleyse bu ne demek? İnsanları haksız yere öldürmeye müsaade etmeyin. Tedbir alın, çare düşünün, işi sıkı tutun, neme lazım demeyin, beni alakadar etmez demeyin, seyirci kalmayın, ne mümkünse yapın, zulmü önleyin, cinayeti önleyin, adam öldürmeyi önleyin. Çünkü siz de insansınız, bir insanı öldüren adam sizi de öldürmüş gibidir, sizi de öldürebilir. Bak nereden mesele nereye geliyor. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا'ın manası budur.
ha seni öldürmüş, ha onu öldürmüş. Nasıl neme lazım diyorsun? Nasıl beni alakadar etmez diyorsun? Çok mühim. Değerli müminler, insan yaratılışı itibariyle biliyorsunuz öyle bir cevher taşıyor ki, öyle bir cevher taşıyor ki o hiçbir varlığa ikram edilmemiş. Hani insan bakıyorsunuz bir dışarıdan görünen bir yapısı var. Eli, ayağı, gözü, kulağı, neyse dişi, tırnağı, dışarıdan görünen. İnsanın görünen kısmına ne diyoruz? Beden. Veya tek hece ile Türkçemizde ifade edilen ten. İnsanın teni. Yani bedeni. Ama bir de insanın görünmeyen, gözle görülmesi mümkün olmayan taşıdığı bir cevher var, bir kıymet var, bir önem var. Nedir? O da ruh dediğimiz şey. Ruh. R-U-H. Ruh diyorsunuz. Vallahi insana verilen bütün güzellikler ruhtan geliyor. Sevgi ruhi kaynaktan geliyor. Hürmet oradan geliyor. Bütün üstünlükler oradan geliyor. Kuvvet oradan geliyor. Enerji oradan geliyor. Ruh dediğimiz bir şey var. İnsanlar onunla seviliyor, onunla okşanıyor, onunla kucaklanıyor. Öyle değil mi kardeşim? Sevdiğiniz bir insanın saçlarını okşuyorsunuz, saçlarını öpüyorsunuz, yanağından öpüyorsunuz. Aynı insanın ruhu bedeninden çıktıktan sonra, yani öldükten sonra o adamın saçlarını okşamaya yaklaşmıyorsunuz, yanaşmıyorsunuz. Bu adam canlıyken, hayattayken saçlarını okşuyordun da ruh bedenden çıktıktan sonra niçin yanına yaklaşamıyorsun? Niçin saçını okşayamıyorsun? Saç aynı saç, baş aynı baş ama o ruh bedenden çıktıktan sonra bütün alakalar kesiliyor. Niçin saçını okşayamıyorsun? Saç aynı saç, baş aynı baş ama o ruh bedenden çıktıktan sonra bütün alakalar kesiliyor. Görmüyor musunuz? İşte bir insanı öldürmek demek o bedenine Allah tarafından verilen ruhun çıkmasına sebep olmanız demektir. Bundan daha büyük kainatta cinayet yoktur. Bu hakkı Allah kimseye vermemiş. Bakınız şu İstanbul'un haline. Gün geçmiyor ki intihara kalkışan olmasın. Öyle mi değil mi? Gün geçmiyor ki apartmanın bilmem kaçıncı katına çıkıp da intihar etmek isteyen çıkmasın. Gün geçmiyor. Her gün. Nedir bu insanların hali? Gün geçmiyor ki Boğaz Köprüsü'nün korkuluklarına sarılıp kendisini intihara hazırlayan çıkmasın. Ne oldu bu insanlara? Allah'ın verdiği bu ruh emanetini, can emanetini kimdir böyle kayıtsızca, hayasızca, acımasızca kimdir telef etmeye kalkan? Nereden aldınız bu hakkı? Kim verdi bu hakkı size? Bu insanlar niçin bu hale geliyor? Bu insanların huzuruna ne oldu? Bu insanların imanına, aklına, iradesine ne oldu? Bu insanlar niçin bozuldu? Bu insanlar niçin eriyip gidiyor, çürüyüp gidiyor? Nerede bu memleketin sosyologları? Nerede bu memleketin terbiyecileri? Nerede bu memleketin idarecileri? Nerede bu memleketin ekonomistleri, iktisat alimleri? Nerede bu milletin zenginleri, büyükleri, ileri gelenleri? Niçin araştırmıyorsunuz? Niçin soruşturmuyorsunuz? Niçin tedbir almıyorsunuz? Ve millet niçin seyirci kalıyor? Nasıl hesap vereceksiniz? Bu insanların böyle telef olmasına, böyle çürüyüp gitmesine, ezilip ölmesine, her gün trafik adı altında insanların haksız yere paramparça olmasına,
mekanik parçaların arasında didik didik parçalanmasına siz nasıl seyirci kalıyorsunuz? Niçin önüne geçmiyorsunuz? Geçen ders söyledim. Birleşmiş Milletler'in insan yerleşimleriyle alakalı adına Habitat dedikleri teşkilatın hazırladıkları bir rapor var. İnsan yerleşimleri, yerleşim yerleri, şehirler, şehirleşme, medenileşme, hazırladıkları ilmi çalışmalar, raporlar var. Orada diyor ki İstanbul'da içinde hasbelkader bizim de yaşadığımız, yaşamak denmez ya, yaşamaya çalıştığımız, yaşamak için adeta savaş verdiğimiz şu İstanbul'da ilim adamlarının, mühendislerin, mimarların, ilim adamlarının ifadesine, tespitine, araştırmasına göre İstanbul'da bugünkü yollara, bugünkü kavşaklara, bugünkü altyapıya, bugünkü kanalizasyona, bugünkü şekline göre İstanbul'da ancak 3 milyon insan yaşayabilir. 3 milyondan sonrasını bu şehir kaldıramaz diye bas bas bağırıyor ilim adamları. 3 milyondan sonra bu şehirde yaşayan insanlar sakat olur, deli olur, tımarhanelik olur, aklını, sağlığını, sıhhatini, sinirini, beynini kaybeder. Halbuki İstanbul'da bugün 15 milyon insan yaşıyor. Normalden 5 kat fazla insan yaşıyor. Bu şehirde yaşayan hiçbir insan normal değildir. Yazık değil mi? Niye buna bir çare bulamıyorsunuz? 3 milyon insanın ancak yaşayacağı bir şehire 15 milyon insanı niçin doldurdunuz? Bu insanlar niçin akın akın buraya geliyor doğudan, güneydoğudan? Niçin önünü alamadınız? Niçin kalkınmayı yaygınlaştıramadınız? Niçin imkanları bütün bir memleketin satına yayamadınız? Nasıl hesap vereceksiniz? Hastahaneler hasta kabul edemiyor. Geçen gün bir yakınımız, bir kadıncağız, doğum yapması yaklaşmış bir kadıncağız ciddi bir kanama geçirdi. Çok ciddi bir kanama. İsmini burada söylemeyeyim. Yanlış anlaşılır. Bir doğum hastanesine gecenin belli saatinde süratle hastayı oraya kavuşturduk. Vallahi hastahanede dönüp hastaya, ciddi kan kaybeden, kanama geçiren hastaya dönüp bakan kimse olmadı. Ben işin içindeyim. Yine acıma duygusu taşıyan birisi yaklaştı. Dedi ki kardeşim bu hastayı burada bekletmeyin. Vallahi ölür dedi. Bunu özel bir hastaneye götürün de müdahale etsinler. Kusura bakmayın dedi. Beni de benden duymuş olmayın dedi. Alın bu hastayı. Vallahi burada ölür dedi. Ve gecenin yarısından sonra alıp özel bir hastaneye zor kavuşturduk. Derhal müdahale edildi de hayata zor döndü kadıncağız. Böyle memleket olur mu? Böyle sosyal, böyle medeni memleket olur mu? Soruyorum. Ve siz sessiz kalan Müslümanlar, çaresiz kalan Müslümanlar, bu akan kanlara, bu zulümlere, haksız yere bunca insanın telef olmasına seyirci kalan Müslümanlar. Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsunuz? Hangi sofuluktan, hangi dervişlikten, hangi müritlikten, hangi nakşibendilikten bahsediyorsunuz? İnsanların inim inim inlediği, insanların acımasızca can verdiği ülkede hangi İslam'dan, hangi insanlıktan bahsediyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Birbirimizi aldatmayalım. Birbirimizi yanıltmayalım. Birbirimize karşı gösteriş yapmayalım. Mümkün mü? Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsunuz? Bakın Cenab-ı Hak Kur'an'da bir ayet daha arz edeyim, toparlayayım. Gerçi mevzu bitmedi. Allahu Azimüşşan buyuruyor ki: "Ellezî ehsene külle şeyin halakahu." Bakınız.
Ellezî Allah öyle bir Allah'tır ki ehsene külle şeyin halakahu. Yarattığı her şeyi güzel yapmış. Yarattığı her şeyi güzel yapmıştır. Ehsene Arapça güzel yaptı demektir. Allah neyi yaratmışsa güzel yaratmış. Bakın devam ediyor ayet. Ve bede halkal insani min tin. Yarattığı mahlukatın içinde de insandan daha güzeli, insandan daha önemlisi, insandan daha kıymetlisi yoktur. Sen neye kastediyorsun biliyor musun? Ve devam ediyor. Sümme sevvâhu ve nefaka fîhi min ruhihi. Allah yeryüzünde insanı en seviyeli, en dengeli, en düzenli, en duyarlı, en değerli, en önemli, en kıdemli olarak insanı yarattı ve nefaka fihi min ruhihi, o insanın mayasına, o insanın çamuruna, o insanın ham maddesine, toprağına Allah kendi ruhundan üfledi. Bak ruh nereden çıktı? Ve nefaka fihi min ruhihi, Allah kendi ruhunu insana verdi. Gelin de şimdi insan deyince durmayın. Gelin de insanın ne olduğu üzerinde araştırma yapmayın bakayım. Zavallı beşeriyet, insanın ne olduğunu, insanın nasıl anlaşılması gerektiğini, insanın nasıl anlatılması gerektiğini ona öğretmezseniz, ona anlatmazsanız, onu okutmazsanız, ona öğretmezseniz nasıl insanı anlatacaksınız? Ve nefaha fihi, insanın içine, insanın bedenine, insanın tenine üfledi, verdi min ruhihi, kendi ruhundan diyor. Allah kendi ruhunu insana ilka etti, insana üfledi, insana verdi, nefhetti diyor. Sen nasıl bir insanı öldürmekle bu müthiş düzene karşı çıkıyorsun? Kainatta insanı öldürmekten daha büyük ceza, daha büyük cinayet, daha büyük felaket tasavvur edilmemiştir. Ama gelin ki bizim memlekette en ucuz kan insan kanı, en ucuz can insan canı. Mümkün mü? Kardeşler, bu noktaya gelmişken bakınız, öyle bir geniş ufuktan, geniş bir açıdan İslam alimleri meseleye bakmış ki, geniş açıdan, dar bir açıdan aleme bakmayacaksınız. Eğer Kur'an bilinseydi, eğer Kur'an eğitimi olsaydı, hayata Kur'an'ın açısından baksaydık, hayata Muhammed Mustafa açısından bakabilseydik, vallahi bugünkü bulunduğumuz halde olmayacaktık. Bugün bulunduğumuz noktada bulunmayacaktık. Bugünkü halde olmayacaktık. Bugünkü pasif halde olmayacaktık. Bugünkü konumda olmayacaktık. Bakınız, bakış açısı itibariyle Cenab-ı Hak insanı yeryüzünün merkezi, ortası ve yeryüzünün tamamının hitap ettiği bir merkez olarak telakki ediyor. Eğer insan olmasaydı yeryüzünde hiçbir varlık olmayacaktı. Bu ne demek? Demek ki bütün varlıklar, bütün nimetler, bütün imkanlar, yeryüzündeki gözümüzle gördüğümüz veya göremediğimiz bütün mahluklar insana teveccüh ediyor, insana bakıyor. İnsanı kaldırın hiçbir şey kalmayacak. O halde bu düşünce, bu inanç, bu kanaat insanı hangi noktaya getiriyor? Orayı da kısaca arz edeyim. Madem ki ey insan, sen olmasaydın denizler olmayacaktı. Madem ki sen olmasaydın ey insan, ayeti kerimenin izahı açısından, ey insan, madem sen olmasaydın
dünya olmayacaktı. Sen olmasaydın ay, güneş olmayacaktı. Sen olmasaydın bu denizler, bu topraklar, bu ağaçlar, bu çiçekler olmayacaktı. Hepsi senin için olduğuna göre, sana hitap ettiğine göre, sana hizmet ettiğine göre, sen çevreni, tabiatı, eşyayı kirletebilir misin, kirletemez misin? Hadi kirlet bakayım. Denizlerin, göllerin, nehirlerin, toprakların, ağaçların, bahçelerin, çiçeklerin, yemişlerin hepsi sana ve senin için yaratıldığına göre rastgele ağaçları kesebilir misin, yakabilir misin, bozabilir misin, yıkabilir misin, tahrip edebilir misin? Kendi kendini tahrip etmiş olursun. Sen olmasaydın vallahi ormanlar olmayacaktı. Sen olmasaydın ağaçlar olmayacaktı. Demek ki her ağaç sana, sen ağaca bakıyorsun. Bu kadar yakınlık hissetseydin ağaçları, ormanları, çevreyi tahrip edebilir miydin, edemez miydin? Bakın nereden mesele kaynaklanıyor? Eğitim meselesi, bakış meselesi, görüş meselesi, iman meselesi. Onun için Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bilhassa Medine-i Münevvere'de, Medine dediğimiz o mübarek beldede bir dağ var biliyorsunuz. Bizim öyle gözümüzde çok yüksek hissettiğimiz dağlardan olmasa bile çöllerde yüksek bir yer dahi bir dağ manzarası arz ediyor. Çölde dağ nerede bulacaksın? Ama Medine-i Münevvere'de önünde Müslümanlarla müşriklerin savaştığı bir dağ var. Hangisidir diye sorsam bilirsiniz, Uhud Dağı. Hani göze görünen bir dağ, yüksek bir dağ, dikkat çeken bir dağ. Bir gün Efendimiz o civarda bulunurken buyuruyor ki, bütün kitaplarda var, Siyer-i Nebi kitaplarında buyuruyor ki, şu Uhud Dağı'nı görüyor musunuz? Evet ya Resulallah. Ve peşinden buyurdular ki, o Uhud Dağı bizi sever, biz de Uhud Dağı'nı severiz. Hani baktığınız zaman bu mübarek söze birdenbire derinliği hissedilmeyebilir. Ne var bunda canım? Uhud Dağı bizi sever, biz de Uhud Dağı'nı severiz buyurmuş. Hadis-i şerif olarak var. Bütün kitaplarda var. Ne var bunda? İşte deminden beri anlatmaya çalıştığım hakikatin bir tecellisidir. Allah-u Teala yeryüzünü, yeryüzündeki varlıkları, yeryüzündeki mahlukları, yeryüzündeki nimetleri, yeryüzündeki zinetleri, yeryüzündeki, yer altındaki ve yer üstündeki bütün kaynakları, soruyorum size, insan için yarattığını söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyor. Bütün Kur'an bunu anlatmaya çalışıyor. O halde ey insan, senin için yaratılmış bulunan bu tabiatı tahrip edebilir misin, edemez misin? İşte mesele buradan açıklanması lazım. İnsanların böyle okutulması lazım. İnsanlara böyle öğretilmesi lazım. İnsanlara böyle eğitilmesi, anlatılması lazım. Yoksa tabiatı koruyamazsınız. Eşyayı koruyamazsınız. Sıra insanlara gelir, insanları koruyamazsınız. İnsanların hayatını koruyamazsınız. İnsanların aklını, fikrini koruyamazsınız. Bugün bakın insanların geldiği noktaya bakın. Amerikan toplumuna, Avrupa'daki toplumlara bakın. Uyuşturucu almış başını gidiyor mu gitmiyor mu siz söyleyin. Avrupa kıtasına, Amerikan kıtasına her gün tonlarca, ton kilo demiyorum, tonlarca uyuşturucu sokuluyor mu sokulmuyor mu? Bunları kullanan insanlar akıllarını, iradelerini kaybediyor mu kaybetmiyor mu? Hani medeniyet,
Hani kalkınmış insan, hani yükselmiş insan? Bırak tabiatı, kendisine hakim olamayacak kadar aklını kaybetmiş insan. Bütün bunlar bir Müslümanı derin derin düşündürmesi lazım ve yeryüzünde insan varlığının, insan sağlığının, insan aklının, insan ruhunun önemini bir kere daha anlaması lazım. Bunun da temini için, bunun da korunması için insanın varlığını, ruh varlığını, beden varlığını, can ve ten varlığını koruyabilmesi için Allah'ın dinine göre şekillenmesi, Allah'ın dinine göre eğitilmesi, Allah'ın dinine göre anlatılması gerektiğini bir kere daha anlaması lazım. Değerli müminler, ezan-ı Muhammedi okundu. Konunun daha birçok ayrıntıları, teferruatı kaldı ama inşallah zaman oldukça, fırsat verildikçe, Allah-u Teala aman, zaman, kudret, ruhsat, fırsat verdikçe bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Allah'ın lütfuyla Kur'an'dan aldığımız ilhamları, izahları sizlere günün kavgalarına katılmadan, günün çeşit çeşit akımlarına, günümüzün siyasi kavgalarına girmeden, katılmadan, dokunmadan Kur'an'dan ve sünnetten aldığımız aydınlıkları, izahları sizlere arz etmeye devam edeceğiz. Allah-u Teala cümlemize ve cümle mümin kardeşlerimize İslam'ı hakkıyla anlamayı ve ona göre yeryüzündeki sınırlı hayatımızı, 60 yıllık, 70 yıllık hayatımızı Kur'an'a göre yaşamayı cümlemize Rabbim ikram eylesin. Bu vesileyle gerek cemaatimizin içinde veyahut cemaatimizin içinde bulunan kardeşlerimizin evlerinde, ailelerinde, köylerinde, yakınlarında çeşitli hastalıklara maruz bulunan kardeşlerimiz var. Allah-u Teala onlara da en yakın zamanda şifalarını ihsan eylesin. Çeşitli vesilelerle Müslüman kardeşlerimizden dua talep ediyorlar. Allah-u Teala en kısa zamanda onların da şifasını kavuştursun inşallah. Bu vesile yine cemaatimizin arasından veya yakınlarından ebedi aleme zaman zaman intikal eden, irtihal eden, vefat eden kardeşlerimiz oluyor. Hem onların ruhuna hem de bütün ehli imanın geçmişten ruhuna Rabbim rahmet eylesin. Bu vesileyle yine çeşitli sebeplerle maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerim var. Çek ve senet sebebiyle sıkıntıya düşen, ödemede, alımda, satımda sıkıntıya düşen kardeşlerim var. Allah onları da o sıkıntıdan acilen halas eylesin. Rabbim cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.